Türkiye heyetinin de bulunduğu otelin önünde bombalı araçla saldırı düzenlendiği bilgisi geldi. E, Türkiye heyetinin güvende olduğu e, şu anda e, belirtiliyor. Türkiye heyetinden ölen ya da yaralanan olmadı. Türkiye heyeti şu anda otelin içinde patlamanın meydana geldiği, e, karşısında meydana geldiği otelin içerisinde ve güvende. E, ancak... E, Maalesef yaralanma ve can kaybı olabilir. Türkiye sağlam, Türkiye güvende ama Somali vatandaşları içerisinde yaralananlar, ölenen, ölenler olabileceği belirtiliyor. Bu ifadeyi de, bu bilgiyi de Kızılay Genel Müdürü Mehmet Güllüoğlu paylaşmış sayın seyirciler. Bombalı saldırıda Somali vatandaşlarının hayatını kaybedenlerin olabileceğini belirtti Kızılay Genel Müdürü. Afrika gezisi kapsamında Cumhurbaşkanı Erdoğan da bugün Etiyopya'da, e, yarın Cibuti ziyaretinden sonra Somali'nin başkenti Mogadishu'ya yani e, saldırının bombalı saldırının gerçekleştiği Mogadishu'ya geçecekti. Cumhurbaşkanı Erdoğan acaba ziyaret ertelenir mi sorusu tabi bu saldırının ardından gündeme gelmişti ama yarın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu saldırıyı e, bu saldırıya rağmen e, ziyaretini Mogadishu'ya ziyaretini e, gerçekleştireceği belirtiyor. E, sayın seyirciler Mogadishu. Ee, aslında bu tür saldırılar Mogadşya e, yabancı değil. Aynı zamanda Türk e, heyetine ve Türk yetkililere burada yapılan saldırılarda e, maalesef ilk değil. Mogadşuda daha önce e, Haziran 2013'te Türk Büyükelçiliği'nin ek binası önünde intihar saldırısı düzenlenmişti. Bir polis memuru e, şehit olmuştu. Polis memuru Sinan Yılmaz o saldırıda şehit olmuştu. Haziran 2013'te bu saldırıyı Türkiye'nin Somali'ye desteğinden rahatsız olan El Kaide bağlantılı El Şebab örgütü üstlenmişti. Mayıs 2014'te de geçen senede yine Mogadişu'da Türk Hava Yolları'na güvenlik hizmeti veren bir firmanın güvenlik şefi uğradığı silahlı saldırı sonucunda hayatını kaybetmişti. Bu son saldırının hedefini e, tabii şu anda e, bilinmiyor kim tarafından gerçekleşti bilinmiyor ama e, sonuçta Türkiye kaldığı otelin karşısında gerçekleştiren bir e, bombalı eylem o yüzden yine e, acaba Türkiye'ye mi hedef alındı, alınmaya çalışıldı sorusu e, önemli. Bu sorunun yanıtını elbette ki Somali yetkiler ilerleyen dakikalarda, ilerleyen saatlerde ve günlerde e, vereceklerdir. E, sevindirici gelişme Türkiye'ye yer yaralanma, can kaybı yok ama maalesef e, üzücü haber de geldi. E, Somali vatandaşlar içerisinde yaralanmalar ve can kayıplarının söz konusu olabileceğini söyledi Kızılay Genel Müdürü Mehmet Güllüoğlu bizde. Somali'den gelecek bilgileri an be an sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz sayın seyirciler.